Bağ alakası sayfa 330, mektup 252, yine üstadın mektubu. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık Gayur kardeşim. Süleyman Efendi'den anladım ki bazı hususi müşkülata maruz oluyorsunuz. Sizin gibi metin insanlara sabır tavsiyesi zayittir. Herhalde Süleyman abiden almış olduğu bir haberle Refet abinin bazı hususi müşkülatları olduğunu ifade ediyor. Ve diyor ki sizin gibi metin insanlara sabır tavsiyesi zayittir. Hizmetin kutsiyeti ve o hizmetteki zevk ve gayretindeki şevk o acı hususi müşkülata karşı gelir ve galebe eder tahmin ediyor. Çok enteresan. Hayatını merkezine, hizmetine koydun mu kardeşim merkezine, hizmete koydun mu? Hizmete zarar gelmesinde ne olursa olsun. Öyle mi? Hiç unutmuyorum, bir tane abinin yaşamış olduğu bir hadise. Anlatıyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum ama hoşuma gittiği için size de anlatacağım. Abinin çok hasta kızı vefat ediyor evde. Abinin evinde ders var. Diğer odada da cenaze var. Abi dersi iptal etmiyor. Ders yapılıyor. İlk ders bitiyor, diyor ki böyle böyle bir durum var. Benim kızım vefat etti. Abiler diyor ki yahu diyor niye abi söylemiyorsun diyor ya. Dersi yapmasaydık. Ne diyor biliyor musun? Benim diyor kızım öldü diyor. Davam ölmedi ki diyor. Yüreğe bak ya. Allah bu şuuru nasip etsin. Hizmet o bir şey olmaz. Gerisi önemli değil ya. Olsun. Diyebiliyor muyuz? Allah demeyi nasip etsin. Öyle, öyle olmamız lazım. Yani tabii hizmette neyi hedefliyorsan. Yani iyi değil mi? Abi olmak makam değil yani. Hizmetkarlığı hedefliyorsan, hizmetkarsan kardeşim ehli hizmetin hakkı hayatı yoktur. Özel hayatı yoktur. Tatili yoktur. Gecesi yoktur, gündüz yoktur, mesai kavramı yoktur. Mesaiyle, gün hesabıyla hizmet eden kişi dost olur, kardeş olur, yeri vardır. Allah razı olsun ama velakin özel haslar dediği, erkan dediği daire içerisinde olmaz. Neyi talep ediyorsan odur yani. Yani hizmetin kutsiyeti, o hizmetteki zevk ve gayretindeki şevk. Bak bunu aldık mı abiler? Hizmetteki zevk. Zevki aldın mı, zevki arttırmak için gayret edersin. Yani ehli dünya bu noktada takılıyor. Bir zevk alıyor, menhus bir lezzet alıyor günahlarda, haramlarda. O almış olduğu zevki, zevkten dolayı şevke gelip zevki arttırmak için uğraşıyor. O da işte değil mi, altın vuruşlar, işte alkolik olmalar vesaireler ortaya çıkıyor. Biz de maneviyat noktasında eğer zevki alırsak ondan sonra şevk beraberinde mutlaka gelecektir. Duramazsın yani. Durduramazlar Allah'ın izniyle. Ama zevk almadıktan sonra şevk de olmaz. Mesela şey derler, yemek yerken iştahlılarla yemek yemeyin. Mesela periz yapacaksın ya sen, medresede periz yapamazsın sen sahneyle. Yani yemek yerken yanakları kızaran ve zevk alan bir adamla yemek yedin mi sen periz yapamazsın. Yani böyle mangal gibi şey olması lazım. Periz yapacaksın, Ahmet'le yemek yiyeceksin yani. Kılçık. Ne yediği belli değil. Pır pır pır, tamam mı? Muhabbet kuşu gibi yemek yiyor adam yani. Onunla yersen kilo verirsin. Sigarayı bırakmak istiyor musun? Sigara içene beraber oturmayacaksın kardeş. Yak bir tane ya. Değil mi? Bittin ya. Gitti. Toz duman. Değil mi? Hep ortam yüzündendir. Şimdi olay budur. Zevk ve şevk fıtridir. Sirayet eder ya. Zevk ve şevki aldın mı durduramaz Allah'ın izniyle. Mümkün olduğu kadar aldırmamalısın. Çünkü neden? Bu hakiki iman dersleri bize bu dersi veriyor kardeşim. Fani dünyanın fani sıkıntıları geçicidir. Bunlara takmamak lazım fazla mümkün olduğu kadar. Hepimiz cüzüklüyle sıkıntılar yaşıyoruz hayatımız içerisinde. Kıymettar, kusursuz bir malın dükkancısı müşterilere yalvarmaya muhtaç değil. Müşterinin aklı varsa o yalvarsın. Tabii çok böyle şey bir cümle. Yani müşteriler yalvarsın, biz yalvarmaya muhtaç değiliz diye dun himmetlik yapmayacağız. Arayıp bulsunlar. Ulan 3 kuruşluk dükkan açacağım atıyorsun. İnternette birinci sıra geçmek için bir dünya paraya yatırıyorsun değil mi? Reklam veriyorsun. Maneviyat da insanların da aramasının noktasında, çabuk ulaşma noktasında gayret sarf etmemiz lazım. Ama yalvarmayacağım. Ben hizmeti sana anlatmışım Selim kardeşim. Hizmetin önemini anlatmışım bak. Davaya sahip çıkmamız lazım demişim. Sen bu kadar anlatmışım, sallamamışım. Ben bu âli hakikatleri senin önünde zillet altına sokamam. Bak şahsımı değil. Bu hakikatleri. Gerek yok kardeş, tamam. Ben sana vazifemi yaptım. Ama enanet cihetinden yapmayacağız bunu. Yalvarmaya muhtaç değiliz. Elimizdeki de mallar çok kıymetli yani. Kıymetli malı olan bağırmaz. Demirci bağırır, değil mi? Salatalık satan bağırır. Domates satan bağırır. Eskici bağırır. Ama sen hiç kuyumcunun bağırdığını gördün mü? Mücevherat satanın bağırdığını gelmiyor. Gel altın vardı. Bağırmaz ki. Müşteri gelecek. Elhamdülillah.
Hayrı umuru ahmaz va. Yani hayırlı işlerde engeller olur herhalde tabiri olması lazım. Yani işlerin en hayırlısı zorlu olanıdır. Sırrınca azim hayırların müşkülatı çok oluyor. Niye? Mesela bir iş yapacağım, bir hayır yapacağım. Bunun müşkülatı çok olur. Neden? Bak yorumlama. Ya ben ne zaman niyetlersem benim hep engel çıkıyor. Oğlum bu engeller seni engellemek için çıkmıyor ki. Senin davaya olan sadakatini, davaya olan bağlılığını arttırmak için çıkıyor. Engel dersen engel olacak, basamak dersen basamak olacak. Basamak olarak kullansana. Engel diyorsun yatıyorsun. Bir şey yapacağım diyor tam niyetleniyorum. Önüme engel çıkıyor. Ya Cenab-ı Hak senin niyetini kavileştirmek için onu önüne çıkartıyor. Sen diyeceksin ki daha çok yapacağım, daha çok yapacağım. İsteyeceksin. Mesela meşhur AliExpress'in o heydi adam değil mi? Kaç kere şirket batırmış. Ama şimdi dünyanın sayılı ticaret, e-ticaret firmasından bir tanesi galiba bildiğim kadarıyla. Öyle bir hayatını kısa bir izlemiştim de. Adam demiş mi abi yapamıyoruz biz bir şey ya bizden bir şey olmaz. Batmış da batmış, batmış da batmış. Battıkça da yapmış ama. O bir duadır yani Cenab-ı Hak senin önüne müşkülatı çıkartır. Seni o davaya daha sağlam bağlamak için ama sen en ufak şeyde olmuyor. Bitti. En ayar olduğum şeydir ya. Bak, bu noktada çok zafiyetiniz var. Özellikle genç şeylere karşı. Bir şey yapamıyorum. Olmuyor. Bu kadar mı ya? Bu mu insaniyete? Olmuyor. Dua ettin mi kardeşim üzerinde? Uğraştın mı? Nasıl olmuyor yani? Olmayacak ne olabilir yani? Çünkü iman sahibi bilir ki yapan Allah'tır. Allah yapamayacağı bir iş göster bana. Allah yapamayacağı bir iş göster bana. Rus askerle münasebeti üstadın. Medresenin planını yapacağım diyor. Planı yapıyorum diyor. Üstad adam diyor ki ne medresesi? Alim İslam darmadan olmuş. Üstad diyor ki tahsile gitmişler diyor ya. Onlar hepsi diyor mezun olacaklar. Ben de geleceğim buraya medresemi yapacağım. Şaşarım diyor senin bu ümidine. Üstad diyor ki ben de şaşarım senin aklına. Gayet net. Ümitsizlik zerre miktar yanaşmamış yani. İman eşittir ümittir. Çok ciddi bir iman eğitimi lazım bunun için. O yüzden müşkülat çıktı mı? Nasıl daha yaparım? Hemen o navigasyon gibi o rota yeniden hesaplanıyor yapmamız lazım. Bizim ne? Önle öteki öngel, dön geri. Ama biz uhrevi noktada bak uhrevi bir iş noktasında yani bizim iman gibi âli bir sermayemiz var diyor ya. Hulusi abi. Âli bir sermayem iman. Yaparsın yeter ki iste yani. Yapamayacağın hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. İnsan yapamaz olur mu? Ama istemiyoruz. Yapamadıklarımızın çoğu istemediklerimizdir. Samimi ihlas da kim isterse Allah verir diyor. Ya Yahudi'ye veriyor Yahudi'ye ya. Siyonist'i muvaffak kılıyor Allah ya. Ehli dalaleti muvaffak kılmıyor mu? Niye? Dünya ne diyarı? Hikmet diyarı. Kudret değil, hikmet. İsteyene kim isterse, samimi ihlas, şerde dahi olsa değil mi? Muvaffak olur. Ama en ufak müşkülat çıktı diye sen kenara kaçıyorsan demek ki sen istemiyorsun, istiyor gibi rol yapıyorsun kardeşim. Rol yapma, yaşa. Selim, rol yapma, yaşa. Bir tane başrol oyuncusu film setinde rol yapıyormuş. Yönetmen demiş, dur demiş ya. Ne oldu falan? Gitmiş başrol oyuncusu demiş ki, kardeşim demiş, rol yapma demiş, yaşa, yaşa. Ne demek bu? Adam rol yapıyor, işi rol yapmak. Diyor ki, rol yapma diyor bana kardeşim, yaşa. Yaşayarak bana yap diyor bu işi. Değil mi? Mesela filmlerde adam diyor, öyle bir rol yaptı ki yaşamış diyor. Adeta filmi yaşamış. İstiyorum, çok istiyorum ben. Ha çok istiyorum. E kanepeden kalkmıyorsun be kardeşim. E ne alakası? Ne bu mu istemek yani? Bu mu istemek? O yüzden istiyor muyuz? Yoksa istiyor gibi mi yapıyoruz? Ona bakmak lazım. Evet. Müşkülat çoğaldıkça ehli himmet fütur değil gayret ve sebatını ziyadeleştirir. Selim gitti. Ben yapacağım ya. Ben yapacağım. Ben yapmak istiyorum. Allah bana yaptıracak. Yapmamız lazım. Bu hazineyi yere bırakmamamız lazım kardeşim. Bizim hazineden falan haberimiz yok abi. Omuzumuza ihsan-ı ilahi olarak konulmuş bu hizmetin kıymetini biz bilmiyoruz. Allah'tan biz o zamanlarda Cenab-ı Hak bizi yaratmamış yani. Ne hizmet kalırdı ne bir şey. Rahatımızdan vazgeçemezdik yani. Rahatımızdan vazgeçemezdik yani. Paramızdan vazgeçemezdik. Dükkanımızdan vazgeçemezdik. Karımızdan vazgeçemezdik biz. Kalırdı bu hizmet ayaklar altında kalırdı yani. Allah'tan Zübeyliler çıkmış da, Hulusi abilere yaratmış da, Fethi abiler yaratmış da, Sabri abiler yaratmış da, Hafız Aliler çıkmış da, hapishanelere katlanmışlar. Bizim gibi tatlı su Müslümanları bu büyük davayı taşıyamazdı. Bir tane böyle otur kanepede işte, bir buçuk saat ders yap ondan sonra iç çayını, 3 çeşit, 4 çeşit yemek ye, uyu 8 saat, 9 saat. Bizim nurculuğumuz bu yani. Evden telefon geldi mi eve gidersin, ikinci gün derse gelemezsin vesaire. En büyük problemi bu olur senin. Ya bu kadar. Büyük davalar büyük omuzlarda kaldırılır. Büyük davalar büyük omuzlarda kaldırılır. Öyle büyük davanın küçük adamları olmamamız lazım. Dava ne kadar büyükse o kadar ciddi şuurumuzun da büyük olması lazım. Allah bu şuuru nasip etsin hepimize. İnşallah siz de öyle metin ve sebatkarlardansınız diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi mektubunda.